Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Gökhan Şen'le birlikte piyasaların gündemini yorumlamaya çalışacağız. Günaydın Gökhan. Günaydın. Piyasalar açısından çok sarsıntısı yüksek bir dönem. Sonuç itibariyle Fed'den biraz belki son 2-3 gün içerisinde fiyatlamalara girdi ama 50 olma ihtimali daha yükseklenirken bir anda 75 kesinleşti gibi oldu ve son gün itibariyle de hemen hemen herkes bunu fiyatlamaya başladı. Sonuç itibariyle 75 baz puanlık bir faiz artırımı geldi. Dolayısıyla şu an itibariyle hemen hemen dünyadaki bütün merkez bankaları da bu sıkılaşma döngüsü içerisinde enflasyonda mihmandarlığı yapan Amerika Birleşik Devletleri'nin peşinden o sıkılaşma döngüsüne katılmaya çalışıyor. Dün itibariyle baktığımızda İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz artırımı, sürpriz bir şekilde İsviçre Merkez Bankası'ndan 50 baz puanlık bir faiz artırımı, beraberinde işte benzer şekilde FX piyasasına müdahale söylemlerinin geldiğini görüyoruz. Bugün Japon Merkez Bankası'ndan duruşta herhangi bir değişiklik yok ama Japon yenine bakacak olursak 24 yılın en zayıf seviyesine geldi dolar karşısında. Belki bir miktar da güvenli liman girişlerine karşı kendilerini koruduğu için şu anda çok da şikayetçi değiller, duruş değiştirmiyorlar ama bu FX hareketlerini biz de yakından izliyoruz şeklinde bir sözlü uyarıları olduğunu görüyoruz. Sonuçta manşet şunu söyleyebiliriz herhalde: bütün dünyada para pahalanıyor. Para pahalanınca bütün dünyada da riskli olan varlıkların tamamına satış gelmeye devam ediyor. %3'ler, %4'ler. S&P 500 endeksinde Aralık 2020, Nasdaq'ta Kasım 2020'den bu yana en düşük seviyelere kadar taşımış durumdayız. Global risk iştahı yerlerde diyebiliriz şu anda. Evet, yani 50 yapar herhalde diye düşünüyordum ben. Tabii faizleri arttırırken bu döngüde çok cesur olmasını en başından bu yana bekliyorum. Çünkü ilk konuştuğumuz zaman da hatırlıyorum seninle. Yani hem insani olarak bir analizlerini yapmaya çalışmıştık, hem işte politik olarak ne yaptılar, hem de merkez bankacılığı olarak çok geride kaldıkları için mecburen süratle faiz artışlarına gideceklerdi. Hatta piyasa biliyorsun her toplantıda bir yerden yumuşak bir şey yakalar mıyız, Fed put çalışır mı? Yani piyasaların işte ipten aldığı mekanizma çalışır mı diye merak etti. Oralarda da hep öyle bir beklentim yoktu. Çünkü yani enflasyonu aşağı getirmek isteyen merkez bankacı gibi görünmek durumundaydı. Bu son seferde de zannediyorum yani yeri gelmişken herhalde tamam bunu bir 75 yapıp geçelim dediler. Çünkü gerçekten de enflasyon oranıyla faiz oranı pek uyumlu değil. Dün de burada konuşurken Powell'ın konuşmasının içerisindeki şu ifade önemliydi. Ona vurgu yapmaya çalıştık. Belki bir kez daha üzerinden geçebiliriz. Şöyle dedi Powell: neden hani 50 yerine 75 ya da hani 50'nin yapamadığı neyi 75 yapacak ya da madem o kadar güçlü bir hareket gerekiyor neden bir değil diye soruldu. O da dedi ki yani 6 hafta bekleyip ondan sonra bir şey yapmayı tercih edebilirdik ya da şimdi harekete geçebilirdik. Biz de onun için şimdi harekete geçmeyi daha uygun bulduk. Daha sonrasında 6 hafta sonra bir tur daha bakacağız. Orada da 50 olur, 75 olur, bir tur daha geleceğiz diyor. Yani sorular da haksız değil tabii. Yani bu kadar büyük bir sıkıntı varsa 100 yap geç. Yani konu oysa ama tabii yani başka konular da var. Çok uzatmak istemiyorum. 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana para politikası şekilleniyor. Aslında para politikası dünyanın her yerinde merkez bankalarının para politikasını sıkılaştırmasına cevaz vermeyecek şekilde bir hal aldı. Özellikle de işte büyük gelişmiş ülke ekonomilerinin iyice finansallaşması, hizmetler sektörüne kayması ve 40 yıldır da dünyada enflasyonun düşüyor olmasından ötürü merkez bankaları gelişmiş ülkelerde, hele ki böyle tasarrufların falan yüksek olduğu Japonya vesaire filan gibi yerlerde daha da ileriye gidebilerek ciddi bir negatif faiz, reel faiz politikası benimsediler. Aslında sistem de çok artırmalarından yana değil. Yani onu da bir kabul etmek lazım. Onları da işte o işte elini kolunu bağlayan şey o. Yoksa hani büyümeden feragat edilebilecek olsa çat diye artırırlar. Elbette ki enflasyon büyüme arasında uzun vadede bir ödünleşme yok. Ama kısa vadede boğduğunuz zaman büyümeyi geri çekeceğiniz aşikar. O bakımdan da bence birazcık işte şey kaldılar, kararsız kaldılar. Sonraki toplantıda ne olur bilmiyorum. Onlar da izleyecekler ama yani görüntü o ki işte benzin fiyatları filan hala daha çok yüksek. Enerji okumaların düşmesi lazım diyor bizim yavaşlamamız için. Enerji fiyatları çok yüksek. Yani 75 de olabilir bir sonraki toplantı, onu bilmiyorum. Fakat yani bence şey cümlesi önemliydi. Tabii ki biz işte çekirdek diye bizim Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman yani onların özel diye tabir ettiği bir enflasyon göstergesini izliyoruz ama hani vatandaşlar buna bakmıyorlar. Vatandaşlar doğal olarak manşete bakıyorlar. Onlar bununla yaşıyorlar diyor. Hatta ileri götürmek gerekirse yani kendisinin daha da bizim tarafımızdan yani dekode etmek gerekiyorsa yani vatandaş hatta mutfağa bakıyor daha ziyade. Yani Amerika'da bile böyle doğal olarak böyle. O bakımdan onların hissettiği enflasyon çok daha yüksek. Tüm dünyada bu böyle. O bakımdan sürecektir. Çok özel bir zamanda olduğumuzu herhalde Kasım ayından bu yana konuşuyoruz. Tabii bunlar yaşanmadan anlaşılması zor oluyor. Şimdi mesela İsviçre Merkez Bankası hiç beklenmeyen bir şekilde faiz arttırdı. Ve yani kur işte çok güçlenirse müdahale ederim. Çok değer kaybederse de müdahale ederim diyor. Yani o İsviçre nazikliği... Müdahale kapısı açmış. Tabii ve rezervlerden müdahale ederim diyor. Yani çok acayip bir yere geldi. O bakımdan da çok özel bir zamandayız. Yani bütün gelişmiş ülke merkez bankaları çatır çatır faiz artırıyorlar. Fakat yükleriyle de aslında baş etmeye muktedir olabilirler. Ama yapabilirler mi bilmiyorum. Mesela hatırlarsan geçen gün de konuştuk ya Amerika iyi hoş da asıl sıkıntı Avrupa'da diye. İşte İtalyan faizleri çıldırdı. İşte hemen ona aslında Avrupa Merkez Bankası'ndan da beklenmeyecek çeviklikte bir hamle geldi. Yani çok hızlı bir şekilde girdiler. Dediler ki varlık alım programının azaltılmasından ve bitişinden kaynaklanan bir yükseliş olduğunu anlıyoruz. Burada vadesi dolacak olan İtalyan tahvillerine vesaireye ona atıfla söylüyorlar. Bunlara yeniden yatırım yapmayı sağlayacak yeni bir enstrüman çıkartacağız. Şimdi onu nasıl yapacaklarına bakıyorlar ve 30-40 bas puan aşağı itti İtalyan tahvil faizleri. Tabii Merkez Bankası'nın bir yastıklama yapması ister istemez karşı taraftaki spekülatörleri şöyle bir geriye yaslandırıyor ama yani faizleri artırdığın zaman sürpriz biliyorum ama faizler artabiliyor. Yani o bakımdan bununla yaşamaları lazım. Üstelik de Avrupa borç krizinde evet haklılardı. Ciddi bir fragmentasyon kendi tabirleriyle yani faizler arasında farklılaşma vardı. Fakat şimdi faizleri artırıyorsun. Çünkü enflasyon var da artırmıyorsun da hani artıracağım diyorsun. Bütün faizler artırıyor. Şimdi tabii ki bir zahmet Alman'ın faizi İtalya'nın faizine göre elbette ki daha az artacak. Şimdi para politikası... Almanya'nın borcuyla İtalya'nın borcu arasında dağlar kadar fark var. Dağlar fark vardı yani işte dinamikliği bambaşka, büyüme tempoları bambaşka, enflasyon yapıları bambaşka. Yani sen kredi riskini devamlı herkes için sıfırlayarak teoride yani devamlı Yunanistan'ı Almanya ya da Almanya Yunanistan yapmaya çalışarak zaten yani kriz çıkardınız sonra krizde anca toparladınız. O bakımdan şey görünmüyor bana yani evet piyasalar bunu seviyor ama yani devamlı bir yani dua okuyorlarmış gibi geliyor mezar başında bana. Çok çok sıkıntılı bir iş. Tabii ki yani önemli. Bir de tabii para politikasını sıklaştırırken yani böyle bir söz vermesi çok enteresan. Bunun kanuni tarafı nasıl işler onu da bilmiyorum. Bu yapılacaksa yani böyle işte arka kapıdan teknokratların çözümüyle değil de gerçekten vatandaşların istediği fiskal birliğe yani mali birliğe doğru giderse Euro bölgesi ve Avrupa Birliği belki sonrasında o zaman bu daha anlamlı olabilir ama bu haliyle bence çok havada, bence çok risk var yani. Piyasalara da değinir. Yapılması da zor çünkü doğrudan bu tahvillere yönelik bir alım planlaması yaptığı zaman ki ekstra bir alım düşünmüyorlar anladığım kadarıyla. Var olanların bilançonun küçülme hızı esnasında biraz daha buralara serpilmesiyle yönetmeye çalışacaklar. Yoksa öbür türlüsü bir borç finansmanı anlamına geliyor ki Avrupa Birliği'nin yasaları buna müsaade etmiyor. Yani ülkelerin kendi borçlarını doğrudan bu şekilde Merkez Bankası tarafından finanse edilmesine müsaade etmiyor. Bir de öbür tarafıyla hakikaten ben sıkılaştırıyorum, faiz artırıyorum derken bir yandan da piyasaya yeni para sürmeden bunu yapması gerekiyor. O da dikkate değer. Şey getirecekler öyle anlıyorum yani Alman Bund'una göre, Alman faizine göre belli bir limit getirip bu limitin aşılma hızı ya da işte aşılma oranı kadar bir müdahalede bulunacaklar diye düşünüyorum. Ama kurallara bağlamak para politikasında çok tehlikeli. Çünkü bugün böyle yarın nasıl bilmiyoruz. Ve aynı zamanda edebilir yani üzerine. Tabii yani burada en büyük sıkıntı zaten İtalyanlar için. Aslında sen ne yaparsan yap ben senin işte faiz farkını 150 bas puandan fazla açmam demek sen kötü politika yap demek. Yani İtalyanlar da zaten çok kötü politika yapıyorlar son yıllarda. O yüzden yani bunlar çok yanlış işler. Yani alt alta ben yazdığımda da işte burada yine bir soluklanma olmuştu piyasalarda. Şimdi kaldığı yerden devam ediyor. Ve benim özellikle görmek istediğim likidite, fonlama ve işte kredi piyasalarında da yavaş yavaş şeyler başladı. Bozulma başladı. Yani Amerika'da junk dediğimiz işte çöp diye çevrilen ya da yatırım yapılabilir seviyede olmayan bonoların faizi daha kaliteli olanlara göre 500 bas puan kadar açılmış. Bu en son 2020'de yani korona krizi sırasında yaşanmıştı. Daha kötü olduğu yerlerde var. Küresel finansal kriz gibi filan ama sonuçta buralarda çatırdamaya başlıyor. Fed'in faizleri artırması iyi bir şey. Çünkü enflasyonun aşağı gelmesi lazım. Ama şimdi herkes kendini buna göre ayarlayacak. O bakımdan bence hala da bir ayı piyasasının içerisindeyiz. Şimdi son turuna girdik. Burası da bayağı bence sarsıntılı olur. O yüzden dikkatli olmakta, buna göre portföyü taşımakta filan da fayda var. Şimdi bu tabii yatırımcı gözüyle öyle. Bir taraftan da dünyanın hemen hemen her yerinde faiz artırımları geliyor. 50'nin üzerine faiz artırımı oldu. Özellikle bu sıkılaşma döngüsünün içerisinde şu ana kadar daha da gelmeye devam edecek. Bu ortamda paranın fiyatı bu kadar yükselirken kendi politikasını buna uyarlayabilenler veya uyarlayamayanlar olacak. Bunlar arasındaki farklılık da önümüzdeki dönemde çok tartışılacak. Biz bu hafta belki en çok tartışacağımız konulardan bir tanesi, yani önümüzdeki hafta itibariyle en çok tartışacağımız konulardan bir tanesi bizdeki para politikası kurulu toplantısı olacak. Bu kadar dünyada sıkılaşmanın olduğu, Türkiye'de de enflasyonun yükseldiği bir yerde herhangi bir hamle gelecek mi gelmeyecek mi buna bakmak gerekecek zannediyorum. Piyasanın bir beklentisi yok ama piyasa dinamiklerine bakarsak burası özellikle yurt dışı kaynaklı ciddi sıkıntılar göstermeye başladı. Para politikası kurulu bilmiyorum yani zaten yani Merkez Bankası kurum olarak kendi ifadesiyle, yani benim ifadem değil, zaten bir gözden geçirme içerisinde. O bakımdan o ne zaman bitecek? Yani o gözden geçirme sonucunda neye karar verilecek? Onu bilmiyorum. Ama yani Sayın Cumhurbaşkanı da ifade etti. Fed'inki normal bir şey değil. Böyle bir ortamdayız diye. Tabii Fed faiz arttırdı yani 75 bas puan. İşte en son Arjantin arttırdı. İşte Macaristan 3 haftada galiba ikinci defa arttırdı. İşte Brezilya arttırdı. Brezilya, Meksika arttı. Yani başka bir faza geçtik dünyada. Tabii bu ülkelerde enflasyonda işte 7'ler, 8'ler, 9'lar mertebesinde. Bizde 70'lerde. Ama ben tabii şey bilmiyorum yani enflasyonun yani para politikası değil de yani fiyat istikrarının sahibi kim? O kimin sorumluluğunda? Ben artık onu bilmiyorum. O yüzden de o kararı kimin alacağını bilmiyorum. Ona göre düşünmek gerekir. O yüzden hakikaten bir fikrim yok yani. Peki bu dönemde tabii eğer herhangi bir aksiyon gelmeyecek olursa mesela TÜSİAD'ın uyarıları vardı. Belki bir parça oradan da değerlendirme yapabiliriz. Hem çeşitli düzenlemeler gelmeye devam ediyor. İşte Reskont'la ilgili düzenleme geldi. Arkasından bankaların teminat yapısını değiştiren bir takım düzenlemeler geldi vesaire. TÜSİAD'ın uyarısı, TÜSİAD Başkanı da aynı şeyi söyledi. İşte 3 haneye giden bir enflasyon riski gördüklerini, fakirleşerek büyüme yaşandığını ve buralardaki iş dünyası temsilcileriyle de konuştuğumuzda hani bu kredi, Eximbank işleyişi, aynı zamanda bu reskontlarda uygulanan politikalar vesaire bunların üzerinde hakikaten bir kapsamlı düşünülmesi gerektiğini söylüyorlar. Çok mikro öğretime gidildiği konusunda da bir miktar serzeniş var gibi görünüyor. Ben yurt dışındaydım. TÜSİAD'ın uyarılarını dinleyemedim ama seninle geçen gün konuştuğumuzda bir parça şeyi konuşmuştuk. Yani kredi bacağı nasıl işliyor? Exim tarafında ihracatçılar neden şikayetçi? Biraz açarız demiştik. Ben de birkaç tane not çıkardım. Yani sen hazır açmışken ben onu şey yapayım, devamını getireyim. Epeyce insanla da konuştum yani şirketler var, birlikler var vesaire. Tabii ihracat kredilerinde tabii bunu Exim verdiği için hani Exim'den gibi düşünüyor ama biraz herhalde sistemi anlamakta fayda var. Epeyce sıkıntılar var. Çünkü yani mesele çok basit. Tüm dünya ihracat peşinde, tüm dünya büyümeyi yerden kaldırmanın peşinde. O bakımdan da ihracat kritik. İhracatın da en önemli noktası zaten ihracatçı kendi bağlantılarını filan yapıyor. Kendi üretimini yapıyor. Elden geldiğince işte Ar-Ge'sini yapıyor. Geliştirmeye çalışıyor. İhracat dallığı var ya artıyor yani son aylarda. Hatta devamlı rekor diye de yayınlanıyor. Tabii bunun en kritik bacaklarından bir tanesi fonlama bacağı. Tüm dünyada aynen Türkiye'de olduğu gibi ihracatçılara çok ucuz krediler sağlanıyor ki işte ticaret yapsınlar. O ticaretin sonunda da içeriye mümkün olduğunca para getirsinler ve yani bir şekilde dış dünyaya karşı galip çıksın ülke. Yani tabii ki bu kadar basit değil ama yani ihracatın iyi kötü şeyi bu yani mantığı bu. Dolayısıyla çok kritik. Şimdi herhalde sistemin nasıl çalıştığını anlamak gerekiyor. İhracatçılar tabii yurt dışıyla ticaret yaptıkları için yani buranın malını ve hizmetini yurt dışına sattıkları için bir şekilde içerideki fonlarla fonlanıyorlar. Burada da tabii en önemli bacak Eximbank bacağı. Yani Eximbank bacağı da biliyorsun işte ihracatçılarla konuşuyor. Onlara bir limit açıyor. Limit açıldıktan sonra da bir dosya haline geliyor ve Merkez Bankası'na yolluyor online bir sistemden. Diyor ki şu firmalar şöyle şöyle bir talepte bulundular. Hani ben bunlara şeyi açtım, sen bunu fonlar mısın? Bir gün kala Merkez Bankası'ndan şeyler geliyor, yanıt geliyor. Ona göre de ertesi gün Exim fonluyor. Exim'in kaynaklarını da şöyle bir şey çıkardım. Yani aslına bakarsan 3 tane durumu var Exim'in. 3 şekilde kendini fonluyor. Bunlardan bir tanesi reeskont. Reeskont dediğin yani iskontonun iskontosu. Aslında firmanın senedini Merkez Bankası'na fonlatarak, yani diyor ki böyle bir güvence var. Bunun karşılığında bir kredi alıyor. Zaten merkezin fonlamasının, pardon Exim'in fonlamasının yaklaşık %75'i falan buradan geliyor. Kalanlar da birazcık piyasa koşullarına ve kendi becerisine bağlı. Yani bir kısmı sermaye, o herhalde 1 milyar dolar civarında falan, çok yüksek değil. Bir kısmı da uluslararası piyasalardan edindiği krediler. İşte supranasyonel, internasyonel vesaire gibi, uluslararası, uluslararası vesaire veya diğer farklı işte Dünya Bankası vesaire filan gibi kuruluşlardan aldığı paralar. Ama yani Exim'in ana kaynağı, reskont, hakikaten ana ortum şeyden geliyor, reskonttan geliyor. Yani Merkez Bankası ile olan tarafından geliyor. Dolayısıyla yani göbekten bağlı diyebiliriz. Hatta eskiden piyasa koşulları birazcık daha iyiyken, yani CDS filan düşükken, Türkiye'nin borçlanma kredibilitesi yüksekken dışarıdan da çok iyi borçlanmalar yapabiliyorlardı. Durum böyle olunca, yani yağmurlu günler olduğunda, diyelim rezervlerde sıkıntı var, merkez fonlamada bir şey oldu, kendi kaynaklarıyla başka şekillerde de fonlayabiliyordu. Çünkü ben şimdi Exim'le firma olarak anlaşıyorum. Bana tamam diyor. Benim şeyimi açıyor, limitimi açıyor. Dönüp merkeze gidiyor. Döndüğünde Merkez Bankası fonlamazsa bu krediyi, o zaman ben ihracatçı olarak çok zor durumda kalıyorum. Ne yapıyordu Exim? Bir şekilde kendi kaynaklarından çözüyordu. Fakat artık CDS'in 850'ye dayandığı yerde bu uluslararası, uluslararası kredileri falan edinmek epeyce güç. Yine bir çabaları var tabii. Gidiyorlar, topluyorlar, görüyorum ama yani yetmiyor. O bakımdan yani bu göbekten bağlı olma durumu Merkez Bankası'nın buradaki bu kredileri fonlama meselesini artık iyice ayyuka çıkaran, iyice daha önemli hale getiren ve öne iten bir şey kazanıyor, hüviyet kazanıyor. Yani sistem çok kabaca böyle işliyor. Şimdi ihracatçı da tabii karşısında Exim'i bildiği için, yani Merkez Bankası ile doğrudan çalışması yasak olduğu için şeyi bilmiyor. Yani oradaki sistem ne oluyor, ne nerede diyor, tıkanıyor onu bilemiyor. Onu bilemiyor. Dolayısıyla bu tıkanıklık bu fonlama bacağına başlıyor. Benim yani anladığım bu, firmalarla görüştüğümde bu. Peki şey açılıyor, dosya açılıyor, işte limit veriliyor. Neye göre veriyor Merkez Bankası fonlamayı? Bence sıkıntılı taraflardan bir tanesi bu. Çünkü son zamanlarda işte ciddi bir rezerv yönetimi, mikro yönetimi ortaya çıktığı için, işte senin hesabında döviz var, sen şu kadar döviz aldın, sen bu kadar döviz bozdun filan diyerek kendi kriterlerini uygulayarak aslında Exim'le bile paylaşmadan Merkez Bankası bu fonlamayı yapabiliyor ya da yapamıyor. Ya da işte bir kredi var ve bir anda bunu kesebiliyor. Fakat karşı taraf yani ihracatçı bunun niye olduğunu bilmiyor. Yani o kategori neye göre açılıyor? Neden bir firmaya kredi veriliyor? Neden tahsisat yapılıyor? Neden yapılmıyor? Merkez Bankası tarafından fonlama yapılıyor, yapılmıyor. Bunu kimse bilmiyor. Şimdi ihracat bu kadar kritik bir yerdeyse, öyle değil mi? Daha ben Sayın Cumhurbaşkanı dinledim, devamlı ihracat diyor. Hakikaten ihracat verileri de işte şeyi de yukarı gidiyor. Baktım işte geçen sene, yani 2020'yi 160 milyar dolarlarda tamamlamış, 170'te tamamlamışız. 2021 225 milyar dolar. Son 12 aylık toplam ihracat işte 240 milyar doları da geçmiş durumda. Dolayısıyla yani bu çok önemli bir konu. Şimdi Türkiye'nin yeni ekonomik modeli var diyor hazine mesela, dinliyorum. Yeni ekonomik modelde ihracat bu kadar önemliyse, ki tamamen ihracata dayanıyor, İhracatın fonlanması tarafındaki bu sıkıntılar demek ki çözülmek zorunda, değil mi? Yani fonlamadan nasıl olacak? Çünkü mesela veriler de çok enteresan. Çıkardım verileri, baktım açıp 39-2021, yani Eylül sonu itibariyle 225 milyar TL'lik Eximbank kredisi var. Yani ihracatçıya kredi verilmiş. Mart sonu itibariyle 307 milyar TL. Yani baktığında artış görünüyor. Ama dolar kuru üstünden bakarsan, ki ihracatçının zaten bütün hikayesi döviz, ciddi bir daralma var. 4 milyar dolar daralma var. Yani ihracat %10, %20 artarken ihracat kredileri 4 milyar dolar daralmış. Sadece şeyde de azalma yok. Bakınca hacim fazla görünebilir ama devamlı aç kapı yapıldığı için aslında stok olarak bakmak gerekiyor. Yani reel bir daralma var. Yani ihracat eğer ki hazinenin hedefi ise, yeni ekonomik programın bel kemiği ise, Sayın Cumhurbaşkanı devamlı ihracatçılarla ilgili açıklamalar yapıyorsa, ihracatla ilgili açıklama yapıyorsa, ihracat kredilerinin daralmasının nasıl bir açıklaması olabilir? Ben açıkçası kestiremiyorum. Tek mesele de ihracat kredilerinin daralması da değil. ihracat kredilerinin uygulama esaslarında da devamlı bir kaos var. Yine ona da baktım mesela. Eylül arasında, Mart arasında, yani 6 ayda, 2 çeyrekte diyelim, 5 defa uygulama esasları değişmiş. 5 defa. Şimdi yani buna ayak uydurmak da çok zor. Yani ben ihracat mı yapacağım? Zaten kurlar, faizler inanılmaz hareketli. İşin finansal tarafını mı yöneteceğim? Bir de yoksa bu tarafı mı takip edeceğim? Yani işi ihracatı kolaylaştırmak olanlar gerçekten işi ihracatı kolaylaştıracak şekilde yapmalılar. Eğer ki ben her sabah masama geldiğimde ihracatçı olarak fonlama tarafı bir sürprizse, yani acaba merkez neye göre tahsisat verdi, neye göre vermedi ben bilmiyorsam, yani nasıl bir şey var kafada? Bir de bilsen kendini ona göre uyarlayabilirsin. Bilemediğin için bir şeffaf bir kriter veya uygulama esasında sürekli değişiklik oluyor vesaire. Hani oradaki tahsisatın yapılış kriterini bilsen ona göre kendini düzenleyebilirsin. Tabii bilemem yani neye göre, yani kara kaşa kara göze mi firma, yani onu bilmiyoruz. O problemli bir yapı ve ya bu fonlama, kredi falan deyip geçmemek lazım. Sonuçta benim karşı tarafla bir anlaşmam var. İhracat öyle verdim aldım sabahtan akşama meselesi değil, yani aylara sari bir durum. Önceden anlaşıyorsun, işte belki testler gidiyor, güle yapılıyor, tamam diyorsun, 6 ay 9 ayı kapatıyorsun. Ona göre fonlaması var. Ya bu fonlama meselesi kredi denince sanki hani bir kıyak gibi falan mı düşünülüyor? Öyle bir şey değil. Sonuçta işte İSO'nun açıkladığı şirketlerin kaynaklarının yapısına bakarsan %30'dan biraz azı öz kaynak, %70 ve üstü kredi. Yani kapitalizm bunun üstüne işliyor. Kredi demek güven demek. Yani bana güvenilmediği zaman ben ihracatçı olarak ben bu işi götüremem. Batar şirketler. Yani bunun şakası yok. Yani ben çeviremediğim zaman batarım. O bakımdan yani bu keyfi ya da anlaşılamaz uygulamaların hakikaten büyük zararları var. Mesela uygulama esasları 5 defa değişti dedim. Krediler de daralmış. Bunun dediğim gibi yani hazinenin yeni ekonomik programıyla uyumu nerede ben göremiyorum. Ya da işte Cumhurbaşkanı'nın devamlı ihracatçı dediği ortamdaki uyumu nerede onu da göremiyorum. Yani buralarda hakikaten şeyler var. Ağır sıkıntılar var. O bakımdan ben bunun sorununu görüyorum. Bir başka konu da şimdi mesela geçen günlerde çıktı, burada da konuştuk. Net ihracatçı için hani belki biraz daha iyi olur falan diye, ama şimdi bankalarla görüşülüyor benim anladığım kadarıyla. Ve konuşuyor. Şimdi bundan sonra Merkez Bankası tarafından yapılan fonlamalarda, yani Eximbank kredilerinin ihracatçı bacağında diyelim, artık sen daha önceden bir risk aldıysan, döviz riskin varsa bundan sonra sana talep ettiğinin yarısı kadar bir tahsisat yapacaklar. Ondan sonra bu sıfıra doğru gidecek. Ne demek bu bunun Türkçesi? Yani bundan sonra bütün krediler bir vadede aslında TL krediye eşitlenecek. İşte liralaşma stratejisi kapsamında. İhracatçı bunu biliyor mu bilmiyorum ama bundan sonra bütün kredilerde TL olacaksa demek ki yaptığınız ihracat bedelinin %40'ı Merkez Bankası'na, %30'u bir bankaya ve bir ay döviz almamak şartıyla ihracat kredisi alabileceksiniz. Bu açıklanan bir şey değil anladığım kadarıyla. Dolayısıyla yani bu işte. Yani geçen gün gelen düzenleme zaten bunun üzerine bayağı konuştuk da ihracatçı tarafı da bunu bir kısmı anladı, bir kısmını tam anlayıp anlamadığında düzenleme yani. Bu ama oradaki açıklama şuydu. Yani hani sen yeni kredi istediğinde, anlatabiliyor muyum? İşte biz vadeleri azalttık. Kredilerin dönüşü de aynı şekilde olacak. Faiz de azalttık. Halbuki çalışma bundan sonra yani döviz kredisi vermemek, tamamıyla TL üstüne ihracat kredisi vermek, onun da çok kabaca söylüyorum %70'ini zaten almak. Yani Rusya krizde orada bile şu an %70 ihracatçıdan istemiyorlar. Döviz istemiyorlar. Yani bu mikro yönetim vesaire, bunlar ihracatçının uğraşabileceği işler değil. Biz bu yola aslında, yani bu yola ekonomi yönetimi, yani ihracatı artırmak, daha bayındır hale eskilerin tabiriyle getirmek için çıkmıştı. Bu iş oraya gitmiyor. Yani onu söyleyebilirim. Ve bu politikalarla çok uyumsuz bir tahsisat durumu var. Bunları ben görüyorum, yani epeyce problemli görüyorum. Bir de yani ilerleyen aşamalarda tartışmak lazım ama yani bu haliyle Eximbank'ı bir noter memurluğundan çıkaracak, aynen dünyada olduğu gibi aslında ihracatı Eximbank'ın fonlamasını getirecek bir modeli bence derhal düşünmek lazım. Yani sermaye yapısıyla, borçlanma yapısıyla, teminat imkanlarıyla vesaire. Tabii yani bu Merkez Bankası'nın işi değil. Yani ECA'ler var dünyada, çalışanlar da biliyorlar, işte Export Credit Agency'ler. Bunlar ihracatı fonluyorlar. Hatta başka ülkelerin şirketlerine dahi fonluyorlar. Yani oraya geçmeye gerek yok. Bunlar veriyorlar kredileri. Zaten yani çok ciddi sayıda personeli var Eximbank'ın. Üstelik benim hatırladığım kadarıyla işte ülke sattığına da yayılmış durumda. Zaten bütün kredi politikasını yani bankacı gözüyle onlar gözden geçiriyor. Tahsisatı da o yapar. Olur biter yani. Dünyada zaten böyle oluyor. Yani bu haliyle ben uğraşıyorum, oraya gidiyorum fakat Oradan ben de Eximbank olarak bir fonlama gelecek gelmeyecek bilmiyorum. Dönüp de şirkette bir de ben muhatap oluyorum. Ve elimde başka bir kaynak da yok. O zaman bir anlamı kalmıyor. Yani bunun derhal değişmesi lazım. Eğer ki hedef ihracatı artırmaksa çok basit bir öneri. Çünkü bu haliyle bu sistem tıkanmış durumda. Yani hani kısmet olursa ihracat yapacağız gibi bir durum var. Çünkü bilmiyoruz neye göre işliyor. Ben bunun çok sıkıntılı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Peki buradan geçelim istersen yine dünyada ve piyasalarda olup bitenlere bir miktar daha onların üzerine konuşmaya devam edelim. Bir yandan işte bütün teknoloji hisseleri vesaire buralarda dünyadaki durgunluk fiyatlaması var. Bir taraftan baktığımızda riskli olan bütün coğrafyalardan bir miktar çekiliş yaşanmaya başladığını da görüyoruz. Dolayısıyla bu satışlar ve bize olan potansiyel etkileri üzerinden bir değerlendirme yapalım. Bir belki parantez, antiparantez çok hızlıca kripto varlıklara da açıp onun sonrasında bizim piyasa nasıl etkilenir'e bakalım. 17.30'larda bir dolar TL var. Borsada dün de dünyaya paralel bir geri çekilme yaşandı vesaire ama bizdeki dinamikler biraz daha farklı işliyor. Vallahi çok özel bir zaman yaşanıyor. Yani bunu ne kadar ben sonuçta sakin konuşan biriyim. Çok bağırıp çağıramıyorum ama bu. Yani durum bu. Şimdi Amerika'da işte son 30 yılın yani modern kapitalist tarihin, küreselleşmenin iyice kök saldığı tarihin diyelim en sert faiz artışı geliyorsa bir anlamı olmalı. Bundan bir ay önce kadar da bono piyasalarında yine tarihte görülmemiş bir satış yaşanmıştı. Yani hiç daha önce bu kadar zarar ziyan olmamıştı. Hiç bu kadar portföylerde durasyon riski oluşmamıştı, meydana gelmemişti. Yani korkunç bir kıyım var piyasalarda. Dediğim gibi bunun likidite, kredi bacağı ve fonlama stresi bacağını ben takip ediyorum. Şu an oralarda bir sıkıntı yok ama kredi göstergeleri, kredibilite göstergeleri bozulmaya başladı. Bir de tabii gıda ve enerji kriziyle de karşı karşıyayız. Yani gıda krizi konusunda herkesin bir korkusu var. Fakat tam kanalları kestiremiyor. Ama yani fiyatlar böyle giderse insanlar bu gıdaya ulaşamayacaklar. Dünyanın her yerinde bu böyle. Özellikle de gelişmekte olan ülkelerde problemler olacak. Yani bu üretim kendileri yapıyor olmalarına rağmen genellikle sorun yaşayacaklar. Çünkü o yani ürettikleri mallara kendileri sahip olamıyorlar. Yani bunun ben büyük bir sıkıntı olduğu kanaatindeyim. Bir de tabii bu enerji krizi konusu var ve şeyler başladı. Yani çatırdamalar başladı. Sri Lanka gitti. Pakistan'da günde 12 saat, 14 saat elektrik kesintileri var. Yani her gün yapılıyor. 12 saat, 14 saat. Avustralya'da elektrik piyasası patladı. Yani spot piyasayı kapattılar. Dolayısıyla hani kripto dedin, bence bu ortamda önümüzdeki bir ay, iki ay içerisinde bir kripto varlıklar, ikincisi de kendi enerji güvenliğini sağlayamayan özellikle gelişmekte olan ülkelerde baskı çok büyük artık problemler olacak. Bak Amerika'da nasıl olduğunu bilmediğimiz bir şekilde LNG terminali patladı. Ruslar Van'a bozuldu, meme yaptı falan diyerek, makine soğuk diyerek. Bir haftada %70 LNG fiyatları vermiyorlar. %70 arttı. Yaz aylarında bir de bu. Bunun bir de kışı var. Yani çok zor bir zaman bizi bekliyor. Yani bu bütün tahminler çok iyimser bence yani. Peki kısa bir araya gidelim. Sonrasında Ali Can Türkoğlu da bizlerle olacak. Kaldığımız yerden devam edelim. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ali Can Türkoğlu da bizlerle. Ali Can, günaydın. Günaydın. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk İş Başkanı arasındaki görüşme, asgari ücrete ilişkin yeni bir düzenleme gelecek mi gelmeyecek mi konusu. Üçüncü gündür sana soruyorum. Üçüncü gündür aynı cevabı vereceğim galiba. Olacak gibi gözüküyor. Ancak oranı belli değil. Şimdi iki gün önce Türk İş randevu istemiş. Dün konuşmuştuk Numan Kurtulmuş'un açıklamalarını. Bir çalışma yapılıyor yönünde bir açıklamaydı ama orana, rakama ilişkin herhangi bir şey söylememiş Sayın Kurtulmuş. Dün de yine bir rakam zikredilmiyor ama iki gün önce Türk İş tarafından randevu istenmesi, bir gün sonra yani randevu istenmesinden bir gün sonra AK Parti Genel Başkan Vekilinden böyle bir açıklama gelmesi, bu randevu talebinin kabul edilmesi ve çıkışta Türk İş tarafından yapılan açıklamada sanki önümüzdeki çok kısa dönem içerisinde bir toplantı yapılacağına ilişkin umutların olduğu, yapılacağı ve bunun sonucunda da yani sözlerin arasından gelen sinyaller bu yönde aslında. Bir düzenleme yapılacağı yönde bir beklenti iyice oluştu. Şimdi tek bir toplantı yapılacak benim edindiğim izlenime göre. İşçi işveren bir araya gelecek. Zaten bakanlık davet etmiş. Önceki gibi birden fazla toplantı olmayacak. Tek bir toplantıda bir rakama karar verip, yani Çalışma Bakanlığı kendi içinde bir çalışma yürütüyor. Bunun neticesinde işçi ve işveren kesimini bir tarafa toplayacaklar bir toplantıda ve burada bir rakam belirlenecek veya konuşulacak, öneriler alınacak ve o toplantıdaki öneriler neticesinde bu Cumhurbaşkanı'na sunulacak. Muhtemelen bayram öncesi kabine toplantısında da buna ilişkin kararın açıklanmasını bekliyorum. Bu doğrultuda işte enflasyon farkı kadar, yani diğer çalışanlara yansılacak enflasyon farkı kadar bir artış mı olur? Yoksa farklı bir oran mı belirlenir? İşte burası soru işareti olan kısım burası. Ama bence olacak mı olmayacak mı? Özellikle mesela geçtiğimiz ay içerisindeki yapılan konuşmalarda Temmuz ayında enflasyon farkının yansıtılacağı, çalışanların ve emeklilerin ezdirilmeyeceği, yeni yılda da yine bir düzenlemeyle tüm çalışanların haklarının korunacağı yönünde açıklamalar yapılıyordu. Emekliler biraz daha resmi söylemde asgari ücretler biraz daha resmi söylemde dışarıda bırakılıyordu. Ama son 3 günde ben iyice içeriye girdiğini ve bu konunun dediğim gibi asgari ücretli bir ara zam konusunun bayram öncesinde, yani Temmuz ayı başı itibariyle en geç kamuoyuyla paylaşılacağını düşünüyorum artık. Peki bir de savunma bakanları arasındaki görüşme ve sonuç itibariyle bundan sonra oluşabilecek bu Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili ortama dair çıktılar var elimizde. Var. Öncelikle savunma bakanları, NATO savunma bakanları toplantısı öncesinde Türkiye ve Yunanistan savunma bakanlarının bir araya gelmesi, ayaküstü de olsa 3-4 dakika bir konuşma yapmaları ve pozitif gündemin ne kadar önemli olduğu konusunun iki isim arasında konuşulduğunu görüyoruz. Çok sert bir gündem var şu anda Türkiye ile Yunanistan arasında. Çok kolay kolay bir anda çözülecek bir gündem de değil, ama bu noktada işte savunma bakanlarıyla başlayan en azından yüz yüze gelinebilme süreci bir pozitif noktaya ilerler mi? İşte istişari görüşmeler yeniden başlar mı? İletişim kanallarının açık olması için yeni adımlar atılır mı? Buralar hala belirsiz. Ama izlenim yine, yani hiçbir araya yakın zamanda bir araya gelinemeyecek mi sorusundan, bakın işte bakanlar bir araya geldiğinde bunun ne kadar önemli olduğunu konuşabiliyorlar. Demek ki bu süreç yeniden bu kadar negatiflikten en azından daha stabil bir hale getirilebilir yönünde bir beklenti oluşmuş durumda. Rusya-Ukrayna konusunda özellikle tahıl krizinin aşılmasıyla ilgili olarak çok yakın zamanda olumlu adımlar bekleniyor. Ankara Türkiye tarafından bakıldığında Suriye ile ilgili operasyon konusu hala gündemde bilindiği gibi. Burada da Rusya'nın uyarıları var aslında. Hani bir destek olunmayacağı, tabii ki karşı karşıya gelinmeyeceği, ama Rusya'nın bu konuda Türkiye'yi sonrasındaki süreçlerde daha sıkıntılı noktalara ilerleyebilir yönünde, uyardığı yönünde Rusya tarafından açıklamalar var. Dolayısıyla bu operasyon konusu da olacak olmayacak, ne zaman olacak, şu an itibariyle hala görüşmeleri devam ediyor. Teşekkür ediyoruz. Böylelikle sabah raporuna son noktayı koyuyoruz.